Merhaba arkadaşlar, Atay Inar'ı ben Korkmam. 7. sınıf matematik soru bankası ile beraberiz. Bu dersimizde 3. ünite konusuna devam ediyoruz. Denklem kurma problemlerini öğreneceğiz. Denklem kurmayı öğrenmiştik. Sıra problemlerde denklemi kurarak çözmeyi öğreneceğiz. Verilen problemi ilk önce inceleyelim. Erdem'in yaşı Sena'nın yaşının 2 katının 4 eksiğine eşittir. Erdem 12 yaşında olduğuna göre Sena'nın kaç yaşında olduğunu denklem kurarak bulalım. Sena'nın yaşı sorulduğuna göre bilmediğimiz için Sena'nın yaşına x diyoruz arkadaşlar. Sena'nın yaşının 2 katının 4 eksiği ise x'in 2 katı alınır. 2x 4 eksi dediği için 4 çıkardık. 2x eksi 4'tür. Ve 2x eksi 4 Erdem'in yaşı 12'ye eşittir. Denklemi kurduk. Denklemi kurduktan sonra çözmeyi zaten öğrenmiştik. 2x'i yalnız bırakmak için eşitliğin her iki tarafına 4 ekliyoruz. Her iki tarafına 4 eklediğimizde eksi 4 artı 4 toplamı 0'dır. 2x eşittir 12, 4 daha 16 ve x'i yalnız bırakmak için her iki tarafı 2'ye bölüyoruz. X eşittir 16 bölü 2'den 8'dir. Sena 8 yaşındadır. Burada ise şu şekilde yapılmış. Her iki tarafa artı 4 eklemek aslında buradaki eksi 4'ü eğer eşitliğin diğer tarafına gönderirsek işaret değiştirerek gider. O zaman 2x de yalnız kalır. Eksi 4 diğer tarafa artı 4 olarak geldi. 2x eşittir 16. Yine her iki tarafı 2'ye böldük ve x 8'dir dedik arkadaşlar. Ve problemlerde ilk önce denklemi kurarak daha sonra çözümünü yapıyoruz. Alıştırmalarla devam edelim. Hangi sayının 17 eksiği eksi 13'tür? Hangi sayı denildiği için bilmiyoruz ve x diyoruz. X'in 17 eksiği x eksi 17'dir. Bu da eksi 13'e eşitse denklemi kurduk. Şimdi çözeceğiz. X'i bulmak için eşitliğin her iki tarafına 17'yi ekledik. Eksi 17 artı 17 toplamı 0'dır. X eşittir. Eksi 13 ile 17'nin toplamı 4. Demek ki bu sayı 4'tür diyoruz arkadaşlar. Hangi sayının 5 katının 12 eksiği 113'tür? Hangi sayı bilmediğimiz için x diyoruz. 5 katı 5 çarpı x'tir. 12 eksiği 12'yi çıkarttık ve 113'e eşit denklemi kurduk. 5x'i yalnız bırakmamız gerekiyor. O yüzden eşitliğin her iki tarafına 12 ekledik. Eksi 12 artı 12 topladık 0. 5x eşittir. 113 ile 12'nin toplamı 125'tir. X'i bulmak için çarpmanın tersi bölmeydi. Eşitliğin her iki tarafını 5'e bölüyoruz. 5'ler sadeleşti. X eşittir. 125 bölü 5'ten 25'tir. Demek ki bu sayı 25'e eşittir diyoruz arkadaşlar. Hangi sayının 7 fazlasının 4 katı 8'dir? Hangi sayı? Bilmiyoruz x. 7 fazlası artı 7. 4 katı denildiği için x artı 7'yi parantez içerisine alıp 4 ile çarpıyoruz ve 8'e eşit. Şimdi isterseniz burada 4'ü parantez içindeki terimlerle çarpabilirsiniz ya da direkt eşitliğin her iki tarafını 4'e bölebilirsiniz. 4'ler sadeleşti. X artı 7 eşittir 8 bölü 4'ten 2. X'i yalnız bırakmak için eşitliğin her iki tarafından 7 çıkartıyorum. 7'den 7 çıktı 0. X eşittir 2'den 7 çıktı eksi 5. X eksi 5'tir. Yani bu sayı eksi 5'e eşittir diyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Nurten 7 yıl sonra 21 yaşında olacaktır. Buna göre Nurten'in şimdiki yaşı kaçtır? Nurten'in şimdiki yaşını sorduğuna göre bilmiyoruz. X diyoruz. 7 yıl sonra yaşı 7 artacak. O zaman x artı 7 neye eşit olmalı? 21'e. Denklemi kurduk. Şimdi çözümleyelim. X'i yalnız bırakmamız gerekiyor. Bu yüzden eşitliğin her iki tarafından 7'yi çıkartıyoruz. 7'den 7 çıktı 0. X eşittir. 21'den 7 çıktı 14. Demek ki Nurten 14 yaşındadır. Mert fiyatı 13 TL olan bir kitabı alınca geriye 19 TL'si kalıyor. Buna göre Mert'in başlangıçta kaç TL'si vardır? Şimdi Mert'in başlangıçtaki parasını bilmediğimize göre X diyelim. Eğer fiyatı 13 TL olan bir kitabı alıyorsa demek ki parası 13 azalıyordur ve geriye 19 kalmış. O zaman x eksi 13 neye eşittir? 19'a denklemi kurduk. Şimdi çözümleyelim. X'i bulmak için eşitliğin her iki tarafına artı 13 ekliyoruz.
Eksi 13 ile artı 13'ün toplamı 0. X eşittir 19. 13 daha 32'dir. Mert'in başlangıçta 32 TL'si vardır arkadaşlar. Devam edelim. Ali'nin bilyelerinin sayısının 5 fazlasının 3 katı 51'dir. Buna göre Ali'nin kaç bilyesi vardır? Ali'nin bilye sayısı soruluyor. Bilmediğimize göre x diyoruz. Ali'nin bilyelerinin sayısının 5 fazlası x artı 5. 3 katı denildiği için parantezin 3 katını alıyoruz. Ve neye eşitmiş? 51'e. Yine biraz önce söylediğimiz gibi ya 3'ü parantezin içindeki terimlerle çarpıp çözebilirsiniz ya da direkt her iki tarafı 3'e bölebilirsiniz. Tabii bunun için parantezin katı olmalı. 3'ler sadeleşti. X artı 5 eşittir. 51'in 3'e bölümü 17'dir. X'i bulmak için eşitliğin her iki tarafından 5 çıkartıyoruz. 5'ler sadeleşti. X eşittir. 17 eksi 5'ten 12'dir. Ve Ali'nin 12 bilyesi vardır diyoruz arkadaşlar. 7. soruyla devam edelim. Hatice'nin kalemlerinin sayısı Şule'nin kalemlerinin sayısının 3 katından 2 fazladır. Hatice ve Şule'nin toplam 34 kalemi olduğuna göre Hatice'nin kaç kalemi vardır? Şimdi Hatice'nin kalemlerinin sayısı Şule'nin kalemlerinin sayısının 3 katından 2 fazla olduğuna göre buradaki kalem sayısı az olan Şule. O zaman Şule'ye x diyelim. Hatice'ninkinin ne olacak? Şimdi Hatice'ninkini bulalım. X'in 3 katı 3x, 2 fazlası artı 2. Yani 3x artı 2 ve ikisinin kalemlerin toplamı 34'müş. Şule'ninki x'ti, Hatice'ninki 3x artı 2. İkisini topladık. 34'e eşit. 1x, 3x daha 4x'tir. 4x artı 2 eşittir 34 ise ilk önce 4x'i yalnız bırakmamız gerekiyor. Eşitliğin her iki tarafından 2'yi çıkarttık. 2'ler gitti. 4x eşittir 34 eksi 2'den 32 eşittir. X'i bulmak için eşitliğin her iki tarafını 4'e bölüyoruz. X eşittir 32 bölü 4'ten 8'dir. Tabii bizim bu bulduğumuz 8 ne arkadaşlar? Şule'nin kalem sayısı. Bizden istenilen Hatice'nin kalem sayısıydı. İkisinin toplamı 34 olduğuna göre 34'ten 8'i çıkartırsak direkt 26 diyebiliriz. Ya da x gördüğümüz yere 8 yazarak 3 çarpı 8 24, 2 ile topladık 26. Her iki durumda da Hatice'nin kalem sayısı 26'dır diyoruz arkadaşlar. Ve denklem kurma problemleri bu şekilde çözülüyor. Evet arkadaşlar, bu dersimizle beraber 3. ünite konusunu tamamen bitirmiş olduk. Geriye kalan soruları kazanım değerlendirme testini, konu değerlendirme testini ve ünite değerlendirme testini sizler de Ata Yayınları Ben Korkmam 7. sınıf matematik soru bankasından çözerek konuyu pekiştirebilirsiniz. Bir sonraki ünite konusunda görüşmek dileğiyle.